abla. Hı. Sana bir şey soracağım. Sor canım. Bir hayaletin kocası cinayet işlerse o hayaletin durumu ne olur? Yani yanlış anlama. Merak ettiğim için soruyorum da. Hemen cevap vereyim canım. Kocası cinayet işleyen hayaletin hayaletlik ruhsatı iptal edilir. Çünkü cinayet işlemek çok büyük bir günahtır. O günahkar bir daha asla karısını göremez. Ya. Evet. Ne yaptıysam olmadı benim Murat dedi. Yani ne kadar suç işlediysem de böyle ellerimi kollarımı sallayarak gezdim. İşte aynen böyle. Bakın suç işledikten sonra da bu şekilde gezdim. Bak sana bak. Bakın hala gezdim. Hala geziyorum. Sen otursana şuraya. Otur. Ay manyak mısın nesin? Demek ki neymiş salakçı? Daha ciddi bir suç işlemen gerekiyormuş. Ciddi suç neymiş? Ciddi suç dozu yüksek olan suç demektir. Hı. Dur bakalım dur şimdi bir düşünelim. Hı. Ben ne düşüneyim? Hayır sen düşünme. Oranı burnunu da oynatma. Sabit dur. Ben teslim olmak için geldim komiser memur bey. Teslim olmak için mi? Hı. Peki ne suç işledin? Düşünce suçu işledim. Düşünce suçu mu işledin? Peki ne düşündün ki? Ne mi düşündüm? Çok kötü şeyler düşündüm. Mesela ne düşündün? Mesela hırsızlık yapmayı düşündüm. Bak düşünebilirsin. Ayrıca uyuşturucu kaçırmayı ve beyaz kadın ticareti yapmayı da düşündüm. Bana bak sen sinemaya gitsen daha iyi edersin. O zaman bunları düşünme fırsatı bulamazsın. Yani şimdi ben bunları düşünce suçu işlemiş olmuyor muyum? Olmuyor. Ay Allah'ım delireceğim ya. Ya peki düşünce suçu işleyenler ne düşünüyorlar o zaman? Onlar başka şeyler düşünüyorlar. Komiser memur bey söyleyin ben de onlardan düşüneyim. Bana bak ben bu karakolun komiser suçluları değilim anladın mı? Senin başka işin yok bari hayret bir şey be. Göreceksiniz. Görün beni de ben de düşünce suçu işleyeceğim. Ve bu söyledikleriniz o zaman pişman olacak. Hadi yallah. Çünkü ben de bu beyin kapasitesi fazla. Hani? Ne yapsam acaba? Ne yapayım yapayım? Demek ki ciddi suçlarla bu iş olmayacak. Benim hem ciddi hem de çok ağır bir suç işlemem lazım. Ne yapayım o zaman? Doldum! Ben en iyisi şu döviz bürosunu soyayım bari. Evet, benim en iyisi bu döviz bürosunu soymam lazım. Ben bu döviz bürosunu soyuyorum ha! Paraların hepsini ver, çabuk ol. Gelsene! Kimse kıpırdamasın! Ellerini koyun! Dur, teslim oluyorum, ateş etme! Niye? Tamam, bak işte silahlarımızı attık. Ya, ama bir dakika, ben şeyim ya! Ben yedim işte! Salak bir hapse girmeyi bile beceremedi. Becerse şaşardım zaten. Keşke aman sakın ha hapse düşme deseydik. Bak o zaman yarım saate kalmaz hapse girerdi. Ama ne yapayım ya elimden geleni yaptım ama ben. Kes. Ay. Bu işin başka bir yolunu buldum ben. Diyorsun. Peki nasıl bir yol buldun? Mazhar'a Reyhan hapiste diyeceğiz. Yani hesapta Reyhan bir günlüğüne hapisten nikah izni almış da gelmiş gibi olacak. Ve nikah kıyıldıktan sonra da geri dönecek. Bravo Beykum Yalçın teyze, bu çok şahane bir plan. Yani Fatih Ürkek'in kobra dansından bile çok şahane bir plan. Ne yapıyorsun kızım? Allah Allah, ay yarabbim sen bana sabır ver. Allah. Ay yarabbim dur, sen bilirsin. Dur ya. Ne oluyor? Kobra geldi. Bugün hapishaneye Reyhan'ı ziyarete gittim. Durumu nasıl? Paraya falan ihtiyacı varsa verseydiniz ben verirdim size. Bak oğlum, Reyhan bana her şeyi anlattı. Reyhan o kadar ulvi bir kız ki senin yerine hapse girmeyi bile göze almış. Sen de ona bir güzellik yapmalısın. Güzellik mi? Nasıl bir güzellik yapabilirim ki? Onunla evlenmelisin. Ama bu nasıl olur? Reyhan hapse girdi. Olsun, hapiste evlenenler yok mu canım? Yani Murat Demirel bile hapiste evlenmedi mi? Bilemiyorum anne. Hem böyle bir evlilikle sen istediğin mürüvveti görmüş olmayacaksın ki.
O hapiste, ben dışarıda. Olsun, ben görmesem de olur. Bu mürüvvet olayını aşan çok özel bir durum. Evet abicim, sen de kabul etmelisin ki bu dünyada senin için bu fedakarlığı kimse yapmazdı. Seninle evlenmeyi hak eden biri varsa o da kesinlikle Reyhan'dır. Ya. Ya. Aman Allah'ım ya. Şu başıma gelenlere bak. Durup dururken ne hale geldim. Gittim katil oldum. Üstelik benim yerime hiç suçu günahı olmayan biri de hapiste. Ben geldim aşkım. Hoş geldin. Aa. Ama sen içki içiyorsun. İçmeyip de ne yapayım? Reyhan bana yaptığı fedakarlığın karşılığında benimle evlenmek istiyor. Böyle bir şey kabul edemezsin. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kızın yaptığı da az fedakarlık değil hani. Ya benim yaptığım? Benim yaptığım az mı fedakarlık mı sence? Cennette yaşamak varken onca yoldan her gün, hatta günde 3 defa senin yanına geliyorum aşkım ya. Aa, evet. Senin yaptığın da az bir fedakarlık değil tabii Ruhum. Öyle demedim de bu şimdi böyle birdenbire aniden gelişen bir olay. Burada bir vefa borcu, böyle ahde vefa gibi bir durum var yani ondan. Ama sen evlenirsen ben artık bu tarafa gelemem. Biliyorum. Ha. Ne yani? Buna rağmen evlenecek misin? Nerede kaldı bunlar? Oh, bu saate kadar gelmeleri gerekirdi. Yani damadı bulup masayı oturttuk. Bu sefer de gelin hanım ortalarda yok. Yani olacak şey değil. Cinlerim tepemde. Bakın Menkıbe Hanım, eğer gelmeyeceklerse ben gideyim. Benim vaktim kısıtlı. Şurada geçen 20 dakikada ben 10 tane nikah kıymıştım. Tamam canım, tamam tamam, gelirler. Aa, biz her zaman sizi bekliyoruz. Bu seferlik de siz bizi bekleyiverin. Bizim canımız yok mu? Ah, geldiler işte. Ben açarım. Ey gönüller, biz toplantı tedavinden geliyoruz. Nikahın kıyılacağı, bura mıydı acaba? Burası. Bana bak, tünel kazıp da kaçayım deme ha. Hayır, kaçmam. En azından Mazhar Bey ile evlenmeden kaçmam. Bu bizim Reyhan Hanım değil mi? Mahkum mu olmuş? Olabilir. Ne var bunda? Hayır. Sen işine bak. İşin o yanı seni ilgilendirmez. Hayır, yani şey demek istiyordum. Mahkumların tabii nikah kıyılır, öyle bir kanun var. Ama yani itiraf etmek gerekirse ilk defa bir mahkumun nikahını kıyacağım. İyi. Kıy bir an önce o zaman. Hadi. Efendim rica ederim. Ben kibarım. Kıymak kolay da. Balayına nereye gidecekler? Bastil hapishanesine mi gidecekler? pardon, espriyi de ciddiye almayacağım. Tövbe ya Rabbim. Tövbe, tövbe, tövbe ya Rabbi. Ay çattık gene. Efendim ben neyse sayfasını arayayım. Ben geldim aşkım. Kesin evlenecek misin? Evet. Yani galiba evleneceğim. Peki aşkım. Seni anlayabiliyorum. Artık gelemeyeceğim ama şunu bil ki öbür tarafta seni daima seven bir ruh olacak. Siz Menkıbe oğlu Mazhar Mahmudoğlu, satılmamış kızı Reyhan Dağlar kızını eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Ben vazgeçtim. Hayır, hayır, evlenmeyeceğim. Evladım, minik kuşum, saçmalama ama bak, biliyorsun Reyhan'ın mahkum oluş nedenini değil mi? Reyhan suçsuzdur. O cinayetleri ben işledim. Tamam, artık buraya kadar bitsin. Ben teslim oluyorum. Yapma abiciğim. Ama geç kaldınız. Keşke daha önce teslim olsaydınız. Kim ilk teslim olduysa bizim için suçlu odur. Aa, öyle mi? Evet, Muhteşem abim doğru söylüyor. Bizim dükkanda bir tabela asılı. Satılan mal geri alınmaz, veresiye teklif edilmez. Veresiye dükkan mı? Bir dakika. Siz bana hiç yabancı gelmiyorsunuz. Allah cezanı versin. Bir çuval incirip berbat ediyorsun. Bakkal, 2 ekmek, 1 kutu şeker. Peki hemen efendim. Allah cezanı. Ağzından kaçırdım. Kesin ağzının ortasına bir tane. Bizim mahallenin bakkalları alın. Hepiniz tükürün bunlara. Gel aşkım. Gel. Şunları hayale şov yapmamı ister misin? Yap aşkım. Elinden ne geliyorsa yap. Yap. Al. Hadi. Hayalet!
Aşkım, hiçbir üç kağıt aşk yeremez değil mi? Evet aşkım. Ha. Bizi ölüm bile ayıramadı ki bu üç kağıtçılar ayırsın. Nasıl laf? Süper. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale bu tamsın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsacım ölmemiş. Helal.